Merhabalar. Bir İdeal Sigorta'nın Genel Müdürü Hakan Özgün olarak karşınızdayım. 2009 yılında sigortacılık sektörüne başladık. 2010-2011 yılına kadar teknik acent olarak, münhasır olarak devam ettik. 2012 senesinde şube yapılanması olarak resmiyet kazandık. 2012'den bu tarihe kadar da resmi şube kuruluşlarıyla sektördeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ankara, Çankaya, Balgat merkez ofis adresli kayıtlı bir acenteyiz. Şu an için Türkiye geneli 80 resmi şubeyle faaliyet yürütüyoruz. Ankara başta olmak üzere İstanbul'da da bir merkez ofisimiz olarak faaliyet yürütmeye devam ediyor. 2018 yılında biz İstanbul'da bir Marmara Bölge Ofisi kuruluşu yaptık. Burada amaç şirket yönetiminin biraz daha kalifikasyonu yüksek seyirle yürütülmesiydi. Yaklaşık 1,5 yıla yaklaşan bir süreçtir İstanbul'da faaliyetimiz devam ediyor. Burada bir diğer amacımız da dijital anlamda da online sigortacılıkta da bir gelişme sürdürmek. Sektöre bu anlamda da birer katma değer yaratmak. Şubeler anlamında işi hem yönetmeliğin gerektirdiği hem tecrübelerimizle pekiştirdiğimiz haliyle daha doğru, daha iyi yapmaya da çalışmayı sürdürüyoruz. Online sigortacılık derken aslında bizim şu an hali hazırda da yürüttüğümüz geleneksel sigortacılığın da bir devamı ve sürdürülmesi manasında da aynı bayrağı taşımak istiyoruz. Yani hatta Allianz Sigorta'nın Genel Müdürü Arif Bey'in de değindiği hibrit müşteri tanımını yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü insanlar ciddi bir bilgi açlığına sahip ürünlerle alakalı. Hazırladığımız sistemle online, hatta dijitalciler daha iyi bilecektir. Content marketing dediğimiz, yani biraz daha içerik pazarlamasına dönük olarak gerek kategorilerdeki paylaşımlarımız, anlatımlarımız, gerekse de blog tarafıyla insanların merak ettiklerini cevaplayarak işi gerçek manada kaliteli, düzgün yapmayı amaçlıyoruz. Bu yıl itibariyle de dijitaldeki ilerlememiz biraz daha hız kazandı. Dijitalle ilgili tabii tek başımıza yürümek değil niyetimiz. Şubelerimize de bu anlamda portföy yönlendirmesi yapmayı da amaçlıyoruz. Çünkü malum Türkiye'nin geçirdiği ekonomik dönüşümden dolayı, değişimden, sıkıntılardan dolayı da iş üretmekle ilgili, potansiyel yaratmakla ilgili ciddi sancı çekiyor. Sadece bizim şubelerimizde değil, tüm sektörde benzer bir sorun var. Biz zaten özellikle ürün genişliği kazandırma anlamında da sektöre hizmet vermeye çalışıyoruz. Çünkü başta sorumluluk ürünleri, devletin çıkardığı yeni yönetmeliklerin devamında insanların ilgisi sektörel anlamda da bir beğeni ve yönelim kazanıyor. Biz de bunu desteklemek için hatta sektöre girecek yeni genç arkadaşların da kaliteli birer portföy yöneticisi olabilmesi için de online'ın farkındalığını iyi kullanmak, değerlendirmek istiyoruz. Yani ideal sigorta yenilikçi, dijitalin farkında bilerek ve gelişerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şubelerini de buna uyumlandırmaya çalışıyor. İdeal sigortayı biraz belki kısa geçmiş olabilirim ama şube sayısıyla alakalı da bizim tecrübemizden edindiğimiz paylaşımla, yani bu alanda da belki bir şeyler yapmak isteyen acenteler olabilir. Kontrol edemediğiniz, yönetemediğiniz alanda çok fazla sayıya girmeyi çok tavsiye etmiyoruz. Biz de sayısal olarak yüksek noktalarda, yüksek sayılarda özellikle hani taşra olarak ifade edebileceğimiz potansiyeli ya da popülasyonu düşük yerlerde yerel acentelerin biraz korunması ve pazar yerinin rekabet kanunu mantığıyla çok da bozulmadan, müşterilerin niyetlerinin, düşüncelerin çok dejenerasyona uğramadan korunmasından da yanayız. Bu noktada da genel oluşmuş ön yargı ve kanının yıkılması gibi söylemleri de yüksek sesle ifade etmek istiyoruz sektörde. Çünkü çok fazla şube, çok fazla nokta bu konuda biraz işi
Yani bizlerden yana, özellikle mesela kendi şirketimizden yana belki bir önyargıyla bir yanlış tanıtıyor durumu söz konusu olabilir. Biz kendimizi ifade etmek için her fırsatta, her ortamda bize ulaşan, ulaşmayan kişilere bu tarz vesilelerle de bunu anlatmak istiyoruz. Yani ön yargı insanlara hani bir şey kazandırmaz. Şube noktası sigorta şirketlerinde bölgeleşerek belli şekilde yönetime daha hakim olmak için yaptıkları stratejilerle, planlarla çok ince, hassas yönetilmesi gerekiyor. Aksi halde süreklilik anlamında, yani yapılmış sigortaların zehirleri ve ilerleyen süreçlerde yaşanan hasar vesaire süreçlerinde sancılarla devam edebiliyor. Bundan yana ön yargıyı silmek, yeni yaratmaktan daha meşakkatli bir süreç yaşatıyor sektöre. Bunların oluşmaması için yönetmeliğin de belli revizyonlara girmesini tavsiye ediyoruz. Muhakkak çeşitli çalıştaylarda, seminerlerde de bunları anlatıyoruz ama bir şeylerin oturması tabii ki kanun düzenleyicilerinin de bunu kabul görmesiyle mümkün olabilecek bir durum. Hal böyleyken yani sektör katılımı gerektiriyor. Çok ciddi de bir yönelim var. Hatta bazı ortamlarda ben başvuru sayısıyla alakalı insanların samimi anlamda ciddi ilgi gösterdiğiyle alakalı paylaşım yapıyorum. Bu da biraz eleştiri alıyor ama çünkü genişleyen, büyüyen bir sektör. İdeal sigortanın genel olarak kadrolanması sigorta şirketlerinin genel müdürlüklerine de benzer bir içerikle yürütüyoruz. Yani kadrolanmamızın profesyonel olması için zaten bir İstanbul yönelimi yaptık. Şu anda profesyonel hayatıyla, toplam deneyim süresiyle sektöre hizmet vermiş birçoğu broker ya da sigorta şirketi kökenli bir kadromuz mevcut. Bölge müdürümüz ve departmanlarımız hasar, bilgi işlem, oto kaza birimi, sağlık, yangın, mühendislik gibi tüm branşlarda da hizmet veren operasyon kadrosuyla şu anda 27 kişilik bir ekip faaliyet yürütüyor İdeal Sigorta'nın genel merkezinde. 2020 yılında İdeal Sigorta olarak üretim hedefinde %25'lik bir büyümeyi planlıyoruz. Bununla alakalı olarak da mevcut şubelerimizin ve merkez üretimimizin verimlenmesine, aynı şekilde yenileme üretimlerinin kontrolüne, hasar prim dengemizin daha da iyi bir noktaya gelmesi için çalışmalarımızı zaten tamamladık. Sene başı itibariyle de uyguluyor olacağız. Sektöre başta projeler üreterek ve acentelik sayımızın mevcudunu koruyarak şu anda da 25 elementer, 6 hayat ve emeklilik şirketi olmak üzere 31 şirketin yetkili acenteliğini aynı şekilde muhafaza ederek devam etmek istiyoruz. Acentelik ve sigorta şirketi anlaşma sayısını biz portföyümüzün genişliği için muhafaza ediyoruz. Çünkü sorumluluk ve ihtiyari işlerde çok farklı kapsamda, hatta birçok koasürans işlerde de şirket alternatifi elzem hale geliyor. Standart paket ürünlerle iştigal yürütmüyoruz sadece. Bu sebepten de bu şirketlerin hepsiyle de aktifliğimizi sürdürmek istiyoruz. Her şirkette de hemen hemen aynı mesafede duruyoruz. Yani müşterinin buradaki ihtiyacının çözümü bizim için ana nokta. 2020 ve sonrası için de aynı hassasiyetle çalışmamızı, sigorta hayatımızı sürdürmek istiyoruz.